Selamlar dostlar, Türk İş Player ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Football Manager 2022'de journeyman kariyerine başladık. Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz, YouTube ertesi gün bölümleri yüklüyoruz. Bayağı bir artık 4. sezonumuza kadar geldik, 5. sezona başladık. Şimdi başlamadan önce özellikle taktiğim çok soruluyordu. Nasıl başarıya ulaştığımızı sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Hem taktiğim, hem antrenmanım, hem oyuncu yönetimi, hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sezonluk Hayduk'taki çok başarılı bir sezon geçirdik aslında. Puan rekoru bile kırmamıza rağmen Dinamo inanılmaz bir performans gösterdi. Bizi o noktada Dinamo biraz zorladı. Şanssızlıklar oldu, direkten dönen toplar oldu. Olsun babacığım, yapacak bir şey yok. Maç başına gol beklentimizin 2.23 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Atabildiğimiz gol sayısı da 1.97. Ben bunu aslında biraz daha yüksek olmasını istiyordum. Ama bildiğiniz üzere, izleyen arkadaşlarımızın bildiği üzere gol yollarında belli başlı sıkıntılar yaşadık bu sezonki oyunumuzda. O yüzden biz de forvetlerimizi falan değiştirdik. Dilerseniz taktiğimize geçelim. Taktiğimiz arkadaşlar normalde 4-1-2-3 diyebiliriz veya 4-1-4-1 de gibi de diyebiliriz. Burada önemli olan sevgili dostlar, bu taktiğin dizilişindeki oyuncuların ne oynadığından ziyade sizin oyuncularınızın ne oynayacağı. Yani şu anda internette bir sürü taktik paylaşılıyor fakat sizin bunu takımınıza entegre etmeniz gerekiyor. Bu her şeyden ve her şeyden en önemlisi. Bunu kesinlikle unutmayın. Örnek vermek gerekirse benim bir önceki kariyerimde buradaki iki oyuncum da ters ayaklı kanat oyuncusu oynuyordu. Ancak Hayduk kariyerime geçtiğimizde burada kanat forvet yaptığımızda çok daha iyi bir sonuç aldığımızı gördük. Neden? Çünkü bu oyuncularınızın özellikleriyle alakalı bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka burada bireysel talimatları verirken oyuncu özelliklerine dikkat edin. Örnek veriyorum, işte hücum hattında etkili olmayacak bir bekiniz varsa onu daha çok çakılı bek yapın veya standart bek savunma yapın. O şekilde biraz daha geride kullanın. Ama kanat beklerinizin hücum özelliği varsa onları ileri çıkaracak şekilde kanat bek olarak hücum veya otomatik yaparak hata katılmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi bizim pozitif anlayışlı bir futbolumuz var. Emre Hoca'nın süper, über, presli ve atak taktiği arkadaşlar bu. Biz bu taktiği yaparken hem gol atıyoruz hem de arkadaşlar gol yemiyoruz mümkün olduğunca. Savunmamızın da üzerine düşen görev çok oluyor ama tam sabi aslında presli oynuyoruz. Şimdi girdiğimizde hücum genişliğimizi normal standartta bırakıyoruz. Bu noktada sevgili dostlar, pas şeklini kısa veya biraz kısa yapabilirsiniz. Bunu maç içinde değiştirebilirsiniz. Tempoyu yüksek veya aşırı yüksekte kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İkisini de deneyebilirsiniz. Hatta takım taktiğe alışana kadar yüksekte kullanın, daha sonra aşırı yükseğe çekerseniz sizin için daha sağlıklı olacak. Eğer defans oyuncularınızın pas yeteneği yüksekse defanstan pasla, kısa pasla çıkmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu size oyunu daha kolay kurmanızı, kaçan oyuncuların önünde daha direkt toplar atmanızı sağlayacaktır. Gördüğünüz üzere hiçbirine tıklamıyorum arkadaşlar. Neden tıklamıyorum? Çünkü Football Manager oyununda siz bunlara tıkladığınızda oyuncuların yapmak istemediği şeyleri yaptırabiliyorsunuz veya oyunculara aslında ket vuruyorsunuz diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu taktik alanında çok şey kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle bu sene bayağı bir maç yaptım. Hani çok kullandım, bekler desteğe gelsin, kanatlar gitsin, göbekler olsun, sağdan içeri bindirsin falan. Yok babacığım, mümkün olduğunca bunları kullanmayın. Burada benim kullandığım tek şey koşu yoluna pas yap. Çünkü oyuncularınız eğer ön tarafta böyle sağ sol kanat ve forvet olarak 3 tane hücumcunuz varsa bunların koşu yapmasını istiyorsanız koşu yoluna da pas atmanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla orta saha oyuncularınızın pas özelliğinin, vizyonlarının ve aralara pas atar, sık sık aralara pas dener gibi özelliklerinin olduğuna önem verin. Bunu yaptığınızda, koşu yola pas attığınızda her takıma gol atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şaka değil, tamamen her takıma gol atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şaka, şok olacaksınız yani. Bu taktiği bu şekilde oynayınca diyeceksiniz ki evet buymuş diyeceksiniz. Geçiyoruz, geçiş oyununda ne yapıyoruz? Karşıya pres yapıyoruz. Kontratağa kalkıyoruz. Zaten defanstan çıktığımız için topu beklere ve stopere veriyoruz. Ayakla kısa oyna, elle kısa oyna. Bu çok büyük fark etmeyecek. Şimdi top rakipteyken arkadaşlar burada ben bu taktiğe aslında nasıl geçtim? Şöyle geçtim. Daha önce bu sezonumdan Haydun'un öncesinde Güney Afrika Ligi'ndeydim. Orada da çok başarılı sonuçlar aldık. Şu anda ekranda da görüyorsunuz yani inanılmaz bir sezonda 4 kupa, 5 kupanın 4'ünü aldık. 5. kupayı finalde bıraktık. Bu sonuçları alırken arkadaşlar ben bir ara böyle defansımı çok önde kullanmıyordum. Biraz daha geride kullanıyordum. Biraz daha böyle korkak oynuyordum. Kesinlikle korkak oynamayın arkadaşlar. Özellikle oyuncularınızın vücut zindeliği yüksekse pres şiddetini çok yüksek yapın. Kesinlikle ve kesinlikle yapın. Sakın korkmayın. Daha sıkı markaj yapı açmayın. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapın. Mutlaka açın.
çok fazla oradan top yakalayabiliyorsunuz veya defans topu çıkaramadığı için ileri şişiriyor ve top sizin defansınıza geliyor ve sizin atağa kalkıyorsunuz. Dolayısıyla çok önde baskı, çok önde savunma hattıyla takımı daraltacağız. Burada rakibi kanatlardan oynamaya zorlayı açıp defansı biraz daha daraltıyoruz. Zaten siz eğer bunu yapmazsanız kanatlarınızdaki oyuncularınız biraz daha sağa sola açıldığı için rakip arkalardan ortaya, arkaya daha çok koşu yapabiliyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde oynadığınızda da savunma genişliğini mutlaka dar oynamanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Bu şekilde taktiğimiz. Şimdi bu taktiği nasıl uygulayacaksınız, nasıl yapacaksınız ona gelelim. Evet sevgili dostlar, bu taktikleri uygularken en önemli yapmanız gereken şeyler antrenmanlar sevgili arkadaşlar. Ben size antrenmanlar için kendim oturup yapmış olduğum 3 tane antrenman programı var. Onu da aşağıda linklere bırakıyorum taktikle beraber. Discord sayfamıza direkt tıkladığınızda giriyor zaten o bölüme. Oradan direkt indirebileceksiniz. Şimdi benim 3 tane taktiğim var. Şimdi antrenmanın özelliği ne arkadaşlar? Antrenman kesinlikle ve kesinlikle sizin özellikle yeni başına geçtiğiniz takımda takım kaynaşması, takım uyumu ve taktiğe yatkınlığınızı oturtacaktır. Ayrıca bir adet de gizli bir tane çok kişinin bilmediği, aslında FM oyuncuların gözden kaçırdığı bir antrenman çeşidimiz daha var. O da maç analizi. Maç analizi sevgili dostlar, yapmış olduğunuz maçtan sonra oyuncularınızla aslında takım olarak oturup maçta neler yaptığını konuşmak, eksiklerinizi görmek, iyi yönlerinizi konuşmak, eksik yönlerinizi konuşmak gibi çok işe yarayan ve sadece maçlardan sonra verebileceğiniz bir antrenman olarak FM'de yer alıyor. Dolayısıyla maç sonrasındaki güne tıkladığınızda maç analizini görebiliyorsunuz. Onun haricinde maç analizini kesinlikle göremezsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermeden geç. Burada tek maçlı, iki maçlı ve sezon öncesi olarak yaptım. Ben maçlarımı cumartesi aldım. Siz bunu hangi gün maçlarınız varsa, sizin liginizde maçlar hangi günse ona göre revize edebilirsiniz arkadaşlar. İki maç haftamızı bu şekilde düzenledim. Tek maç haftamızı bu şekilde düzenledim. Korner organizasyonlarınızı haftadan haftaya antrenmanları verirken değiştirebilirsiniz. Free kick yapabilirsiniz, direkt komple duran toplar yapabilirsiniz. Hücum yerleşimini değiştirebilirsiniz, fırsat yaratmayı değiştirebilirsiniz. Ufak tefek şeyleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar ama emin olun ki bu size çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Çünkü takımın taktiğe yatkınlığını inanılmaz derecede arttıracaktır bu. Bu şekilde zaten taktiğe yatkınlık arttığı zaman da olayın rengi çok değişiyor sevgili dostlar. Takım tıkır tıkır top oynamaya başlıyor. Bakın ben şu Osijek maçından sonra geldim. Yaklaşık burada kaç maç var bilmiyorum ama kaybettiğimiz sadece Şampiyonlar Ligi maçları var ilk dönemde. İkinci dönemde yine Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya gittik. UEFA'da bir çok şanssız bir maç kazandık, kaybettik. Ya şu 2-0 yenildiğimiz maç bile XG'yi üretmeye başardık yani. Güçlü rakibimize karşı 1.19 XG ile oynamayı başardık. XG konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamayacaksınız. Taktiğinizle beraber uygulamanızı tavsiye ediyorum. Antrenmanı da kesinlikle araya katın. Şimdi antrenmanda bu özellikle dikkatinizi çektiyse hemen hemen her haftaya ben arkadaşlar hiçbir şekilde kaçmaz takım kaynaşması. Bunu koymaktan çekinmeyin arkadaşlar. Takım kaynaşması sizin ciddi bir şekilde moralinizi, takım uyumunuzu, özellikler, sonraki maçla ilgili takım çalışmanızı falan filan hepsini arttırıyor. Çok az kondisyon, çok az da yorgunluk veriyor ama her hafta eğer o burada olursa arkadaşlar sizin takımdaki genel durumunuz 10 numara 5 yıldız oluyor. Atmosferiniz ve takım uyumunuz iyi oluyor. Dolayısıyla taktiği bu şekilde uygulayıp, antrenmanı bu şekilde yapıp birkaç tane de olumlu sonuç aldıktan sonra takımınız tamamen mutlu oluyor ve mutlu bir takımın karşısında emin olun kimse duramıyor. Sizin dediklerinizi oyuncularınız tam olarak sahaya yansıtıyor ve futbol menajerde vermiş olduğunuz talimatların sahaya yansıdığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu dediklerimi uygulayıp deneyimleyen arkadaşları da yorumlara bekliyorum. Neler yaşadınız bu taktiği uyguladıktan sonra, bu dediklerimi yaptıktan sonra olumlu mu olumsuz mu neler oldu, bana bunun da geri dönüşünü yaparsanız yorumlarda çok sevinirim sevgili dostlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çok fazla abone olmadan izleyen kullanıcımız var. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bye.